Evet değerli dostlar, tarihi Cumalı Kızık Köyü'nün tarihi camisi önündeyiz. Cumalı Kızık'a adını veren tarihi camidir. 700 yıl öncesinde de buranın bir cami olduğu ifade ediliyor tarih kayıtlarda. Değerli dostlar, Cumalı Kızık Camii'nin giriş kapısı aslında arka taraftandır. Bakın yukarıda da yazıyor cami girişi ön taraftandır diyerek. Burada meyil olduğu için böyle bir bakın merdivenle girişe çıkış sağlanıyor ama burası sadece cuma namazlarında açılıyor, cuma namazlarında kullanılıyor. Asıl caminin girişi öbür yandandır. Şu an biraz hava rüzgarlı olduğu için içeriye doğru geçelim, anlatımları orada devam ettireyim. Bu arada caminin yandan görüntüsünü de vermiş oldum değerli dostlar ve önüne doğru geçelim. Evet, caminin giriş kapısı buradan değerli dostlar. Bakın bu arada minaresi de buradan yer alıyor. Cumalı Kızık Camii köyün asıl meydanında yer alıyor. Asıl köy meydanı bakın bu cami etrafıdır. Ve çevresinde bakın burada çay ocakları, kıraathaneler yer alıyor. Tam caminin karşısında da yine bir kıraathane yer almış oluyor. Asıl köy meydanı burasıdır. Caminin girişinde kıbleyi de belirtmek için minare kapısının üzerinde mihraplara yazılan ayet-i kerime yazılmış. Fevelli vecheke şatral mescidil haram. Nerede olursanız olun yönünüzü mescidi harama, Kabe'ye döndürün mealindeki ayet-i kerimedir. Bu arada girişin üzerinde cami resimleri yer alıyor değerli dostlar. Burada bakın iki tane cami resmi yapılmış. İstanbul Sultanahmet Camii'nin resmi ve burası da Edirne Selimiye Camii'nin resmi olsa gerek. Evet, caminin içerisine girmiş olduk değerli dostlar. Değerli dostlar, Cumalı Kızık Camii restore edildi ve son restorasyonda bakın bir mihrap daha ortaya çıkarıldı. Camide şu anda iki mihrap yer alıyor. Bakın bu süslü mihrap yeni ortaya çıkarıldı değerli dostlar. Ve bu mihrap, süslemeli bu mihrap son restorasyonda ortaya çıkarıldı. Bu şekilde ortaya konmuş oldu. Bu arada bakın neden böyle iki mihrap olduğuna dair şöyle bir bilgi paylaşımında bulunayım. Aslında caminin tavanından baktığımız zaman ilk kısmın bu bölüm olduğu anlaşılıyor. Bakın şu direğe kadar olan kısım bir bölüm oluşturuyor. Ve o bölümün tam ortası bu mihraptır. Ve sonradan yan kısım ilavesiyle beraber caminin ortasına denk gelen mihrap ise bugün kullanılan mihraptır. Böyle bir büyümeden kaynaklı iki mihrap olduğu düşüncesi var. Bir görüş de bu caminin yanında bir medrese olduğu, zamanla birleştirildiği şeklinde de bir görüş söz konusu. Değerli dostlar, Cumalı Kızık'a adını veren tarihi camidir dedik. Cumalı Kızık ismini nereden alıyor diye baktığımızda, Kızık bir aşiret ismidir. En büyük Türk boyu olan Oğuzların Bozok kolunun Kızık koludur. 24 koldan birisidir. Ve Orta Asya'dan buraya göç edip gelmişlerdir. Buraya geldiklerinde tabii burada kayılar var. Yani Osmanlı'yı kuracak olan kayı aşireti var. Ve kayılarla kızıklar akrabalık kuracaklar. Ve rivayete göre kayı gençleriyle kızık gençleri evlendirilecek. Ve Uludağ'ın eteklerinde onlara birer yer yurt verilecektir. Ve bu bölgeye verilen, bu yere verilen beyin isminin Cumali Bey olduğu şeklinde bir görüş var ise de, bir diğer görüş ise cuma namazlarında bu camide toplanılmasıdır. Komşu kızık köyleri bu camide toplandıkları, cuma namazı kıldıkları için buraya Cumalı Kızık dendi şeklindedir. Eskiden her yerde cuma namazı kılınmazdı. İzin verilen, kadı tarafından izin verilen topluca büyük bir camide cuma namazı kılınırdı. İşte bu tarihi camide cuma namazı kılındığı için buraya Cumalı Kızık dendi şeklindedir. Değerli dostlar, bu son restorasyonda bazı hat yazıları da ortaya çıkarıldı. Hemen bakın giriş kapısının üzerinde Subhanallah ve bihamdi Subhanallahil azim tesbihi var. Yine sağ tarafta tamir yazısıyla alakalı bir ifade var. Ve 1955 diye bir tarih konulmuş değerli dostlar. Ve burada ya Hazreti İmam-ı Azam ifadesi var. Onun altında hicri bir tarih var 1374 olaraktan. Ve altında bakın yine sıva altında kalmış olan yazılardan birisi Hazreti Hasan ismi radıyallahu anh yazılmış. Ve yine burada Fetih suresinden bir ayet Hazreti Osman levhasının altında İnna fetahna leke fethem mübina. Bu son restorasyonda bu hatlar ortaya çıkarıldı. Hatta 3 tabaka sıvanın altından çıkarıldığı ifade ediliyor restorasyon sırasında değerli dostlar. Yine burada sütun üzerinde bir yazı örnekleri mevcuttur. Evet değerli dostlar, 700 yıllık tarihi Osmanlı köyü, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesindeki önemli bir tarihi bölge olan Cumalı Kızık'ın camiini size bu şekilde nakletmiş olayım.